Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Ağustos ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan burcunda olacak. Merkür ay boyunca Aslan burcunda, ayın 19'una kadar retro hareketini devam ettiriyor. 19'undan sonra ise ileri harekete dönecek. 8. ev alanlarınızda parlıyor Güneş ve bu ay 11 Ağustos'ta Aslan burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız yeni ay ile beraber. 2018'in son güneş tutulması, Temmuz-Ağustos aylarında yaşadığımız o ardı ardına 3 tutulmanın da sonuncusu olacak ve yılın geri kalan bölümünü artık bu tutulmalar belirleyecek, şekillendirecek. 2019 Ocak ayına kadar da başka bir tutulma yaşamayacağız sevgili izleyiciler. Evet, tutulma bir yeni ay olduğu için yeni başlangıçları tabii ki tetikliyor, öne çıkarıyor. Ve Güneş de zaten bu alanları aydınlatıyor. Finansal konular, yakınlarınızla ilgili ilişkiler ve işbirlikleriyle ilgili özellikle parasal konular, eşiniz ve eşinizin kaynakları, bununla ilgili kavramlarda Güneş tutulmasıyla beraber ve Güneş'in hareketleriyle beraber ayın son haftasına kadar sizin için birinci planda önemli olabilir. Evet, Venüs ayın 7'sine kadar Başak Burcu'nda olacak. Venüs sevgili oğlaklar sizin 9. evinizde hareket ediyor olacak ve Venüs'ün o hoş, o iyimser etkilerini özellikle seyahat gibi planlarınızda, uluslararası her türlü konu için yaptığınız girişimlerde, akademik alanlarda, hukuksal alanlarda daha fazla hissedebilirsiniz. Ve bunlar Temmuz ayında da aslında sizin için gündemdeydi. 7 Ağustos'a kadar da bu konular yine Venüs sayesinde destek görebilir. 7 Ağustos'tan itibaren ise Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak. Ve ayın geri kalan bölümünde Venüs Terazi burcunda olacak. Bu Venüs'ün kendi burcu olduğu için, kendi yönettiği burç olduğu için bu alanda çok olumlu etkiler verebilir bize enerji olarak. Kariyer evinizde bir Venüs söz konusu. Özellikle üstlerle ilişkiler, aile büyükleriyle olan ilişkiler, anne babayla ilişkiler ve genel olarak kariyer ve kariyer hedeflerinizle ilgili konularda Venüs'ün o iyicil, yumuşak, sosyal enerjilerini daha fazla alabilir, daha uyumlu etkiler altında olabilirsiniz. Ayın 11'inde Aslan burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma zodyak derecesi olarak 1999 yılında da yaşanmıştı. O dönemi bir gözden geçirirseniz genel olarak hayatınızda ne gibi etkiler ortaya çıkardı? Buna benzer durumlarla karşılaşmamız mümkün. Ama mutlaka çok etki almak zorunda değilsiniz. Çünkü bu tutulmadan etki alabilmeniz için doğum haritanızda, özellikle sabit burçlarda 18 derece ve yakınlarında kişisel yerleşimlerinizin olması gerekiyor. Bu şekilde kişisel bir haritanız varsa, gezegen yerleşimleriniz tutulma derecesiyle bağlantı kuruyorsa evet sizin için de etkili olabilir. Genel olarak 8. evinizdeki bir tutulma, yeni ay döngüsü finansal konularda size yeni bir kapıyı açabilir. Bir kredi almak örneğin ya da bir miras, sigorta gibi bir konu, bir nafaka konusu. İlişkilerinizle bağlantılı da olabilir bu. Eşinizin parasal kaynakları ile ilgili bir konuda gelişme olabilir. Vergi ve borç gibi konulara dikkatli yaklaşmak lazım. Doğum haritalarınızda özellikle sabit burçlarda gergin, sert enerjili gezegenlerimiz varsa biraz zorlayabilir bu tutulma enerjisi bizi. 8. ev biraz krizlerle alakalıdır ve kontrol edemediğimiz durumlarla da alakalıdır. O nedenle kazalara dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mars retrosu da devam ediyor. 27 Ağustos'a kadar da Mars retrosunun etkisi altında olmaya devam edeceğiz. 13 Ağustos'tan itibaren Mars Kova burcundan artık ayrılıp Oğlak burcunun son derecelerinde retro yapacak. Bu size etki edebilir sevgili oğlaklar. Özellikle doğum gününüz 18 ile 20 Ocak arasıysa direkt Mars'tan daha fazla etki alacağınız için bu dönemde hem fiziksel anlamda kendinize daha fazla özen gösterin, sağlık konularında kazalara dikkat edin ve ilişkilerde de çatışmalara karşı, gerilimlere karşı daha fazla sağduyulu davranmaya çalışmalısınız. Aslan burcu güneş tutulmasının tabii ki kolektif alanda da önemli etkileri olabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Linki tıklayarak izleyebilirsiniz. altına da kişisel yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, 13 Ağustos'tan sonra Mars artık sizin burcunuza doğru hareket ediyor. Bu ayın geri kalan bölümünde Mars'a daha fazla dikkat etmenizi gerektirecek. Ayın ortalarında Akrep burcundaki Jüpiter'in Balık burcundaki Neptün'le güzel bir teması var. Bu hayatımıza biraz daha iyicil enerjiler getirecek. İlişkilerinizden, arkadaşlardan, yakın çevre ilişkilerinizden maddi manevi destekler alabilirsiniz. Bu dönemde en azından zihinsel olarak da biraz rahatlamanız, kendinizi daha uyumlu, daha huzurlu hissetmeniz mümkün görünüyor. Evet, ayın 23'ünden itibaren Güneş Başak Burcu'na geçiş yapacak ve sizin için olumlu bir gezegen açısı bu. 9. evinize geçen bir Güneş var. Bu da ayın son haftasından itibaren sizin daha iyimser, daha yaratıcı enerjiler altında olabileceğinizi gösteriyor. Güneş bu geçişin hemen ardından Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le ve Oğlak burcundaki Satürn'le güzel bir üçgen açı oluşturacak. Toprak üçgeni oluşuyor gökyüzünde. Özellikle doğum gününüz 23 Kasım, 23 Aralık, 26 Aralık arasıysa biraz daha yoğun hissedebilirsiniz bu güzel toprak üçgeninin enerjisini. Uzak hedeflerinize odaklanın. Planlarınıza, programlarınıza odaklanın. Hiçbir şey kısa vadeli düşünmeyin bu dönemde sevgili Oğlaklar. Çünkü gökyüzündeki özellikle Satürn-Uranüs arasındaki bu pozisyon uzun vadeli hedeflerimizde sağlam temeller oluşturabileceğimizi, güzel bazı gelişmelerle karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Siz de genel olarak burcunuzun özelliğinden kaynaklanır. Hep geleceğe odaklısınızdır. Hep iş konuları, kariyer konuları, sorumluluklar, görevler sizin için önemlidir. Çok yüzeysel bakmazsınız olaylara. İşte gökyüzünün bu pozisyonda size güzel bir destek sunuyor. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Önemli kişilerden, güçlü kişilerden, nüfuzlu kişilerden gerçekten kendinizi ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz bazı önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ayın 26'sında Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Güzel bir dolunay bu, çünkü çok güçlü, özel bir zodyak derecesinde meydana geliyor. 3 derece Balık burcunda meydana gelecek. Dolunaylar bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi taşır, bir farkındalık verir. Size de dost bir burç olan Balık'ta meydana geliyor dolunay. 3. ev alanınızda meydana gelecek. Burcunuzdaki Satürn'le çok güzel bir teması var. Özellikle doğum gününüz 21 Aralık'tan sonra ise 21-25 Aralık arasında doğduysanız size birebir etkisi olan çok güzel bir dolunay bu. Güzel bir eğitimle ilgili bir başarı olabilir. Bir iş anlaşması, bir sözleşme, ticari anlamda bir fırsat, başarı olabilir. Özellikle yabancı ülkeler, uluslararası konularla ilgili güzel fırsatlar veriyor bu dolunay. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda da bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimiyle ilgili de güzel bir konu olabilir bu. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Sevgili Oğlaklar, bunu iyi değerlendirin. Yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz sosyal fırsatlar, mesleki alanda fırsatlar çıkabilir. Örneğin yazmak istiyorsanız, bir şeyler oluşturmak, bir şeyler yaratmak istiyorsanız şimdi tam zamanı. Bunun için odaklanabilirsiniz. Yine iletişimle ilgili sosyal medya olabilir, internet üzerinde olabilir, işinizin promosyonu, reklamı, tanıtımı için olabilir. Bu tarz konularda da bazı önemli adımlar atabilir, başarı elde edebilirsiniz. Daha önceden başlamış olduğunuz bir eğitimin tamamlanması söz konusu. Kardeşlere de vurgu yapıyor. Özellikle kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız, bunlarla da ilgili güzel etkiler var. Bu dolunayda sizi keyiflendirecek. Eğer şu ana kadar yazın bu dönemine kadar tatil ve seyahat yapmadıysanız işte tam zamanı. Bu dolunay gerçekten çok güzel bir gezi, bir seyahat, bir tatil fırsatını da size sunabilir sevgili Oğlaklar. Çok ruhsal, çok spiritüel enerjiler taşıyor ve ayın özellikle 23'ünden itibaren biraz daha zihninizi hedeflerinize, hayallerinize, dileklerinize odaklayın ve iyimser enerjiler altında olun. İyimser ve umutla bu hedeflerinize odaklanın. Gerçekten gökyüzünde manevi enerjiler çok güçlü olduğu için bizi bazı dileklerimize, bazı hayallerimize, isteklerimize kavuşturabilecek potansiyellerde taşıyor. Yeter ki siz daha iyimser, daha umutlu düşünün ve hareket edin. Balık burcu dolunayının tabii ki kolektif alanlara önemli etkileri olabilir. Bunun için de bilgilendirici bir video hazırladım sizler için. Linki tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilir. Altına da kişisel yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili oğlaklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.